Herkese merhaba. Her çarşamba günü olduğu gibi bugün de gazeteci yazar Mine Kırıkkanat'la Nokta TV'de gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımızda olduğu için. Ve ilk soruyu kendisine geçtiğimiz hafta gündemi sarsan, sosyal medyada olay yaratan, medyada da olay yaratan açıklamalarıyla yönelteceğim. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili yandaş medyada dolaşan bir dosya olduğunu, bunun kendisine de ulaştığını açıklamıştı Sayın Mine Kırıkkanat bizim yayınımızda. Ama bunu açıklamamıştı. Sonra ardından tepkilerin odağında oldu kendisi. Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, sosyal medyadaki CHP'liler tam sırası mıydı, zamanı mıydı, neden böyle yapıyorsunuz deyip öfkelenenler de oldu size. Son bir hafta neler yaşadınız? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden birileri örneğin sizi arayıp bu nedir diye soran eden oldu mu? Ben bunu merak ediyorum. Böyle başlayabilir miyiz lütfen Mine Hanım? Buyurun. Elbette. Her şeyden önce izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bize de iyi yayınlar diliyorum. Sorunuza çok teşekkür ederim. Çünkü açıklığa kavuşturmam gereken şeyler var. Şöyle ki, ben 1986'dan beri yalnız gazetecilik ve yazarlık yapıyorum. Onun dışında hiçbir iş yapmadım. Bugüne kadar parayla kimse satın alamadı beni. Bütün partilere aynı mesafede, bir gerçek bir gazetecinin olduğu gibi aynı mesafedeyim. Sadece kamu yararını, sadece Türkiye'yi, sadece çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum. Beni yetiştirenler Ali Sirmen, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk ve Yalçın Bayat'tır. Dolayısıyla sizler de öylesiniz. Biz Türkiye'de gerçekten milletvekili olmak istemeyen, herhangi bir ikbal peşinde koşmayan, siyasi bir makam arayışında olmayan ve yalnız gazetecilik yapmak isteyen, yazarlıkta devam etmek isteyen ender insanlardan bir tanesiyiz. Ben pisliğin kirli ellerle temizlenebileceğine inanmıyorum. Ve esir alınmış, şantaj yapılabilecek kişilerin bu iktidarın hesabını sorabileceğine de inanıyorum. Dolayısıyla bütün yaptıklarım, yazdıklarım, söylediklerim hepsi kamu yararındadır. Çünkü ben AKP iktidarının bu ülkeden gittikten sonra bir daha gelmemek istediğini, hesap sorulmasını, ilk defa Türkiye siyasal tarihinde yapılanların, yolsuzlukların, kanunsuzlukların hesabını sorulmasını istiyorum. Bunu yalnızca geçen haftaki açıklamamın sonucunda önlerinde CHP'nin iki şık var. Bir, biz gayet temiziz, bize iftira atıyor Mine Kırıkkanat, derhal mahkemeye gidiyoruz. Neymiş? Koysun ortaya, iftiranın cezası zaten kanunlarda da çok ağır. Bunu yapmadılar. Yapamadılar. Bir çözüm daha vardı. Daha barışçıl, daha dostane. Benim CHP'nin içinde ilişkili olduğum pek çok milletvekili var. Çünkü CHP'nin içinde çok dürüst, çok çalışkan, çok iyi niyetli ve yurtsever insanlar da var. Onlardan bir tanesi bana telefon ederdi ve derdi ki Mine Hanım, biz size güveniyoruz birlikte. Yani dosya birbirimize gönderip haber yaptığımız oluyor. Size güveniyoruz ki gönderiyoruz bu dosyaları. Birçok milletvekili dosya gönderiyor. Ne var elinizde? Biz de kendi partimizin temiz olmasını, temiz ellerle bu iktidarın sonuna getirmek isteriz. Herhangi bir yamuğumuz ya da yani şantaj yapılabilecek bir alanımız olmasını istemeyiz. Bize söyleyin deseler de ya, hemen onlara gönderdim. Hemen gönderir. Kimse böyle bir girişimde bulunmaz. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Geçmişi sicili, demokrat sicili, pek de parlak olmayan insanlara bana saldırdılar. Twitter üzerinden müşteri dediler, iftira attı dediler, dinle o dediler, bu dediler. Beni bu yaralamaz, biliyor musun? Çok insan da ne yazık ki iyi niyetle, vay iktidara geliyorduk işte köstek oluyorsun tarzında kızdı. Bakın tekrarlıyorum.
İktidar kendi kendine düşüyor. Zaten. Muhalefet hiçbir şey yapmadan düşüyor. İktidar kendi kendini düşürüyor. Yerine gelecek olanların ondan hesap sorabilecek temizlikte olması lazım. Bunu savunuyorum. Ve eğer siz bana kızanlar, o üzerime saldıkları, işte Mine sen artık evinde otur, iğrenç şeylerle işte ağzında çarpılmış, burnunda çarpılmış zaten aralarında biliyor musunuz? Sen altına da işiyorsun diyen bile vardı. Liboşları kastetmiyorum. Ben onları zaten düzenli olarak temizliyorum hesaplarımdan, sosyal medya hesaplarımdan. Onlar benim için adam değil. Adam değil. Şu anda hakikaten CHP'li olup benim iktidara gelecek bir partiyi ya da ittifakı desteklemekle suçlayanlara konuşuyorum. Bak, eğer bu iktidardan hesap sormayacak iktidar gelirse geri, 4 yıl sonra AKP normal bir muhalefet olarak tekrar gelir ve bir daha gitmez. Buna hazırız. İktidardan düşmesi değil ki. Düşüyor zaten. Düşüyor. Onun yerine gelecek olanların temiz, tertemiz ellerle bu yapılanların hesabını sorabiliyor olması. Bunu söylüyorum ve geçiyorum. Başka bir yorum olmadı. Zaten yani ortada. Peki Mine Hanım, o zaman gündeme dair başlıkları incelemeye biraz da sizin bu sözlerinizin içindeki bir noktadan devam edelim. AKP zaten gidiyor ama işte 4 yıl sonra gelmemesi için sağlam bir yapıya da ihtiyaç var dediniz. Temiz bir muhalefete ihtiyaç var. Temiz bir muhalefete. İçlerindeki çürükleri temizlemiş olan bir muhalefete. Şantaj tahtasını boynuna taktırmayacak bir muhalefete ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de düzeltilmesi gereken asıl bu, asıl bu ahlaksızlık ve yolsuzluk. Bunların hesabını sormazsak kesinlikle batmaktan kurtulamayız. Kurtulamayız. Kurtarıcıların temiz ve sağlam. Tam da söylediğiniz gibi AKP gittikten sonra ardında bıraktığı enkaz, örneğin çürümüş bir yargı sistemi, siyasallaşmış, tasfiye edilmiş cumhuriyet kurumları da var elbette. Ama 13 yaşında bir kız çocuğunu, tecavüze uğrayan bir kız çocuğunu Suriyeli diye tecavüz eden kişiyi serbest bırakan, beraat ettiren bir yargı sistemini afişe etti bize Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Avukat Alpay Antmen dün kamuoyuna açıkladı. Mesela burada aslında biz fiilen Türkiye'de laikliğin çökmesini, cumhuriyet kurumlarının tasfiye edilmesini bir başka ülkenin içtihatından örnek alınarak Türk yargısında uygulanmasını görüyoruz. O yüzden de biraz umutsuz muyuz acaba? Çünkü bir enkaz da devralacak yeni gelen iktidar, öyle değil mi? Hayır, umutsuz değiliz. Çünkü bu yapılan gerçekten şunu gösteriyor. Türkiye sadece kendi kendini kemiren, yiyen bir gangren olmuş yapı içinde olmakla kalmıyor. Bu yargı kararı, ki pek çok bu tür yargı kararı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten işaretleri de var. Tutukladıklarını bırakıyorlar vesaire. Onların orada suç değilmiş diye. Yani Alpay Antmen'in yayınladığı dosya bir skandal. Ama böyle çok skandal. Şunu gösterelim. Türkiye bu AKP ve MHP iktidarı tarafından aynı zamanda dünyanın dışına, yani biz şu anda bu kararla birlikte hukukta Taliban yönetiminin kabileler savaşının olduğu Afganistan'dan farklı değiliz. Orada da biliyorsunuz yani Talibanlar var, kabileler var, bir türlü anlaşamıyorlar, her kafadan bir ses çıkıyor. Yani şeriat kararı uygulanıyor. Bu arada yasalar var. Yasalar uygulayan var. O yasaları uygulamayandan hesap soracak bir merci kalmadı. Herkes biat içinde. Düzgün yargıçlarımız da var. Ama onlar yerlerinden olmamak için, ki haklılar yani, sürülmemek için, başları derde girmesin diye şu anda seslerini çıkartamıyorlar. Hakim ve Savcılar Kurumu tamamen biliyorsunuz iktidarın en tepesindekine bağlı. Yani büyük bir
anarşi var hukukun içinde. İyi yargıçlarımız yok değil. Ama bu yargıçlardan içinde ve şu anda bu verilen kararla Türkiye dünya hukukunun dışına, dünyanın dışına düşmüş bulunuyor. Bu neyi getirir biliyor musunuz? Yarın öbür gün Rıza Zarrab gibi insanlar Amerika'da yargılanırken burada bu kendini bilmeyen hukukçulara şöyle söyletebilirler ve cahil halkımız inanabilir. Normal olarak Türk kanunlarına göre yargılamaları lazım Rıza Zarrab'ı. Ya da yargılanacak başka birisi, işte o anda Amerikan mahkemelerinde adı geçen, onu da Türk kanunlarına göre yargılayın. İşte o zaman suratımıza gülmekle kalmaz, daha başka şeyler de yaparlar. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ben bu küresel dünyayı sevmiyorum, küreselleşme hareketini de sevmiyorum. Ama olan bir gerçek var. Birbirimizden bağımsız olabileceğimiz alanlar var, bağımsız olamayacağımız alanlar var. Siz dünyada geçerli olan Roma hukukuna aykırı hareket ederseniz eğer, kanunlarınız, yasalarınız Roma hukukuyla uyumlu değilse sizi bir köşeye koyarlar. Sizi bir köşeye koyarlar, ondan sonra Afganistan'da olduğu gibi de tepemizde binerler. Askeri anlamda, Suriye anlamda. Hukuk çok önemli, bir devletin saygısı açısından çok önemli. Ben bunca yer gezdim, bunca yerde muhabirlik yaptım, dış muhabirlik yaptım. Dünyayı da çok iyi tanıyorum ve izliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bir sınırdan içeri girmiş yabancı, ister girdiği sınırdaki ülkenin yurttaşlığını taşısın, ister taşımasın, o ülkenin kanunlarıyla yargılanır. Ve bu iş nereye gider biliyor musunuz? Bakın, vergi anlaşmaları var değil mi? Vergi anlaşmaları. Adam gider Almanya'da ticaret yapıyor, ben Türk kanununa göre ticaret yapıyorum. Yaptırırlar mı? Yaptırırlar mı? Almanya'da iş yapan Türk nerede vergi ödüyor? Almanya'da. Hangi kanunlara göre? Alman kanunlarına göre. Bu sadece tecavüz, cinsel taciz ya da 13 yaşındaki zavallı minicik kızla evlenecek kadar ahlaksız Taliban mantığı değil. İş ekonomiye kadar gidiyor. Uluslararası hukuktan bağımsız olamazsınız siz. Olursanız sizi dünya çok kötü cezalandırır. Bir köşeye koyar, ciddiye almaz. Zaten şu anda da pek ciddiye aldığı söylenemez ama iyice güvenirliğimizi yitiririz. Bu aynı zamanda Türk anayasasına karşı bir tartışmadır, bir isyandır. Bu yargıcın derhal yargıçlıktan el çektirilmesi gerekir. Bu böyle kararlar veren yargıçları yargıçlıktan men etmektedir. Ve ben burada bir çözüm görüyorum. Şöyle görüyorum. Çekoslovakya biliyorsunuz ayrıldı, işte Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra gerek Çekya, gerekse Slovakya'daki bütün hukuk sistemini temsil eden yargıçlar ve savcıları işten el çekti. Yenileri getirir. Yenileri o Avrupa Birliği sürecinde hukuk okuyanlar ve Avrupa Birliği hesabına hazırlık yapanlar getirir. Galiba bizim ülkemizde de bu iktidar gittiğinde eğer dünyada var olan bir devlet imajı ve güveni vermek istiyoruz. Her şey güvene dayalıdır. O zaman sanırım Türkiye'de şu anda at oynanan bütün bu yasalara aykırı hareket eden ve anayasanın laiklik hükmüne karşı gelen bu yargıç ve saçma sapan soruşturmalar açan savcılar hepsini işten el çektirmek ve cezalandırmak gerekiyor. Bu arada bir detay, mahkeme kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinafta şikayetçi yok diye onaylıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğrayıp doğurduktan sonra. Bu detayı da izleyicilerimize az önce aktarırken kaçırmış olabiliriz. Gündemde çok önemli yer tutan barınamayan öğrenciler eylemleri, nöbetleri. Evet. Türkiye'nin büyük şehirlerinde yurt olmadığı için, var olan yurtların çoğunluğu da cemaat ve tarikat yurtları olduğu için, oraya gitmek istemedikleri için bu durumu, evet, protesto ediyor gençler ve yeniden terörist ilan ediliyorlar.
Hatta bazı örgütlerin isimlerini peş peşe sıralayan İçişleri Bakanı öğrencileri bunlara üye olmakla da suçladı. Bir yandan öğrencisine yurt yapamayan bir devletle baş başayız ama Sayıştay raporlarının gösterdiği gerçekler de geçtiğimiz gün açıklanan raporlarda üst üste devlet kurumlarının usulsüz ödemeleri, usulsüz ihaleleri, ortaya saçılan milyarlarca liralar söz konusu. Vicdanları sızlatan bu duruma Mine Kırıkkanat ne söyler acaba? Buyurun. Aslında yurt yok değil. Hükümet bugüne kadar açtığı, geçen hafta da sayısını vermiştik, 200 küsur üniversite, bazıları da çoğu da zaten merdiven altı üniversitelerini açarken, bu tarikatlara yaptığı yasa dışı sübvansiyonlar, yardımlar, rüşvetler var ya, tarikatlar, cemaatler vesaire, onların yurtlarına güveniyordu. Çünkü arzu ettiği şey, o yurtlara yerleşen çocukların kendilerini destekleyecek cehalette ve kendilerine oy verecek güdüklükte düşünmeyen, sorgulamayan ve biat eden insanlar yaratmasıydı. Yani bu özel olarak planladı. O yüzden hükümete soracağımız bir soru yok bizim, neden yurt yapmadın diye. Laik yurt yapmadı. Çocukların özgürce kalabilecekleri herhangi bir dini ya da manevi ya da ahlaki baskıya uğramadan kalabilecekleri laik yurt yapmadı. Ama bir sürü yurdu cemaatlere, tarikatlara aktardığı paralarla yaptırdı. Kalacak yer var. Ama çocuklar artık cemaat ve tarikatlar yurtlarında kalmak istemiyorlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bizim halkın aklı selimi dediğimiz, sağduyusu dediğimiz olgu burada çalıştı. Halk çocuğunu üniversiteye gönderen halkımız şunu gördü. Oportunist olan bile gördü. Yani aman orada karnı doyuyor, sırt tüpek, isterse dinci olsun, isterse İslamcı olsun, isterse Sünni işte imam olsun, isterse hoca olsun, isterse tepeci olsun, isterse o olsun, bu hoca olsun, bucu olsun, nakşibendi olsun. Umurunun teki olmayan insanlar bile maalesef cahil olan, tamamı cahil olan toplumlarda böyle oluyor. Yani kafanın duvara vurulması gerekiyor öğrenmek için. Yani düşünerek öğrenmedikleri için, görerek ve yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor. Şunu fark ettiler. Eskiden yani bundan aşağı yukarı 30 sene önce bile o yurtlara gönderilen çocuklardan bugün hesap soruluyor. Size bir örnek söyleyeceğim. Bir albay bütün ömrü boyunca Genelkurmay'da çalışmış. Son derece ileri derecede bilim insanı. Doktora emekliliğini aldıktan sonra doktora yapmak istemiş. Doktorası için müracaat ettiğinde birdenbire karşısına, ama siz demişler kırmızı kod var sizin isminizin üstünde. Nasıl olur demiş, yani ben bilmem kaç yıldır Genelkurmay'da çalışıyorum. Hiçbir şeyim yok, FETÖ'cülerin mağduru oldum hatta. Beni nasıl kırmızı kod vesaire. Bir arıyorlar ne buluyorlar biliyor musunuz? Size bir davadan söz ediyorum, isim vermiyorum ama benim avukat arkadaşlarımdan birinin aldığı ve savunduğu bir insandan söz ediyorum. Emekli bir albaydan. Bilim insanı, doktora yapmak isteyince başına gelenlerden söz ediyorum. Araştırıyorlar, şey diyorlar, tam aylar sürüyor bu. Ne çıkıyor karşılarına biliyor musunuz? Fakülteye girmeden önce ne olduğunu söylemeyeceğim. Bilim insanı diyorum sadece. Sadece üç gün bir arkadaşının yanında bir tarikat yurdunda kalmış. Ve o arkadaşı FETÖ operasyonunda tutuklanınca bilmem kim de 3 gün burada kalmıştı demiş. Ve devlet, emniyet güçleri ya da güvenlik güçleri, yani hepsini kapatıyor çünkü, onun adını yanına FETÖ'cü olabiliri basmışlar. Kırmızı kod koymuşlar. Adam bu kodu kaldırtana, FETÖ'nün mağduru olduğunu ispatlayana kadar ve benim avukatım da zorla mahkeme kazandı biliyor musunuz? Ve o doçentliği, doktorasını verdikten sonraki doçentliği alması tam 2 yıl uzadı. 2 yıl ömründen gitti adamın. Halkımız uyandı. Oportunist kesim bile uyandı. Çocuğum nereye giderse gitsin, karnı doysun, istediğine inansın da uyandı.
Cübbeli o Ahmet Hoca bile çocuklarınızı imam hatiplere, ilahiyatlara yollamayın, düz liselere yollayın açıklaması yaptı. Onu da bu söylediklerinize not edebilir miyiz uyanışa dair? Kesinlikle, kesinlikle çok doğru düşündünüz. Cübbeli bunu söylemek istiyor. 40 yıl sonra bile takibata uğruyorlar bu çocuklar. Nice memurlar, binlerce memur, binlerce polis, binlerce doktor hepsi soruşturmadan geçirildi. Meslekten men edildi kimi. Bazılarının suçu bile yoktu. Tarikat yurtlarında kaldıkları için uğradılar bu soruşturmaya. Dolayısıyla bugün halkımız aman diyorlar. Sokakta yat, tarikat ve cemaate gitme. Devlet 40 yıl sonra bile sana hesap soruyor. Bunu anladıkları için bu yurt problemi yaşanıyor. Zaten çocuklar da bunu söylüyorlar. Ve hükümet kendi yaptırımı tarafından sıkıştırıldı. Neden? Çünkü o da bu kadar üniversiteyi açarken laik yurt açmayıp kendisine biat edecek dinci çocuklar yetiştirmek üzere tarikat ve cemaat yurtlarına girdi. Kaldı el, ellerinde patladı. Beton beşli çetenin yaptığı gökdelenler gibi o yurtlarda ellerinde patlıyor. Çok da iyi oluyor. Çocuklarımız sıkıntı çekiyor ama o sıkıntı düzeltilir. Ben halkın bu anlamda bilinçlenmesini çok olumlu görüyorum. Peki Mine Hanım, gündemin diğer önemli bir başlığı geçtiğimiz hafta ya bu haftaya damga vuran Halkların Demokratik Partisi her zaman ittifaklar denkleminde kilit parti olarak bilinir. Hesaplar yapılırken ona göre yapılır ve sonunda o da HDP ne yapacak, HDP kime oy verecek seçmeni, o ittifakta mı yer alacak, bu ittifakta mı yer alacak tartışmalarından belki de bıktı ki derli toplu bir tutum belgesi açıkladı. O belge evet. Açıklandıktan sonra dahi aslında yine tartışıldı. Ne demek istediği önce farklı yazıldı, çizildi. Sonra aslında çözüm yerinin Kürt meselesinde parlamento olduğunu vurguladıkları için daha önce ve muhatapın kendileri olduğunu vurguladıkları için aslında Millet İttifakı'nın yanında yer aldığı yönünde bir dizi tabii ki 11 başlık altında açıkladılar dertlerini, niyetlerini Halkların Demokratik Partisi. Siz nasıl okudunuz bu açıklamaları? Özür dilerim. Geçen hafta söylediğime geri dönmek zorundayım. Biraz kendimi tekrarlayacağım. HDP'nin herhangi bir ittifaka girmesine karşı olunamaz. Çünkü seçilmiş belli bir seçmen kitlesinin oy verdiği, sadece Kürtlerin değil, onlara inanan Türklerin, Lazların, yani kişisel birliktelik içerisinde olduğu vatandaş kesiminin oy verdiği yasal bir partidir. Dolayısıyla ittifak almakta benim için bir sakınca yok. Kimse için de olmamalı zaten. Demokrasi içerisinde hareket ediyorsak. Dolayısıyla HDP'nin ittifaka katılmasından yanayım ben. Madem kurtulmak istiyoruz bu iktidardan. Evet, ittifak büyüsün. Daha geniş bir halk kesimi tarafından. Sadece bu şunun altını çizmek istiyorum ki siyasette, dış politikada, iç politikada her şey aslında güvene dayanıyor. İşte bu güven babında bu 11 maddelik belge, tutum belgesi, üstünde aşağı yukarı tabut kaldıkları tutum belgesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü aslında kusura bakmasınlar, ne HDP'nin söylediğine söz verdiğine güveniyorum, ne CHP'nin, ne İYİ Parti'nin, ben güvenmiyorum. Yani siyasal partilere güveniyorum, iktidara da güveniyorum, muhalefete de güveniyorum. Belge gayet güzel. Bir tek yani Kürt sorunu şeyinde, özelinde, Kürt sorunu özelinde orada İYİ Parti'yi düşünüyorum ben de. Yani bu ülkede herkes sorunlu. Sizin de çok sorunlarınız var. Benim dünya kadar davam var, benim de çok sorunum var. Ben de çok eziliyorum. Yani ezdirmemeye çalışıyorum kendimi ama benim de çok adaletle en azından, daha doğrusu bilmeyen cahil bir helayla büyük sorunum var. Sonra gerçekten yokluk sorunumuz var hepimiz. Benim de var, sizin de var. Yani hiçbir şey yetmiyor, problemlerimiz yok. Biz de bu ülkede ezildik. Bazen kitler kadar, bazen kitlerden daha fazla ezildik. Dolayısıyla orada aslında etnik bazda düşünmüyorum ben bir sorun olduğunu. Ve bugün zaten HDP'nin de bu söylemle aynı fikirde olması lazım. Türkiye'den ayrılmak istemedikleri, Türklerden ayrılmak istemedikleri artık kesinlik kazandı. Yani bunu söyleyebiliriz.
HDP Türkiye'yi bölmek, Türkiye'den ayrılmak, kendi kendine bir ülke kurmak falan istemiyor. Yerel yönetimlere daha fazla yetki istiyor ki bu da haklıdır. Zaten yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli. Ama dediğim gibi İYİ Parti'nin yaklaşımı tek bir söylemde, Kürt sorunu söyleminde, yani bütün etnik azınlıkların ve etnik çoğunlukların bile sorunlu olduğu bir ülkede sorun değil de Kürtlerin de o sorunun bir parçası olarak büyük sorunsal olarak değerlendirilmesini İYİ Parti'nin söylemini daha doğru buluyorum. Ama onun dışında bu belge düzgün bir belge. Ben güvenmiyorum. Umarım sözlerini tutarlar ve kaybettikleri güvenimizi kazanırlar. Bu ittifaklar yanıyor. Peki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de, Karadeniz şehri Soçi'de yapılan görüşme kamuoyunda Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri bağlamında da önemli olduğu yönünde tabii ki doğal olarak yorumlandı. Şimdi bu açıdan Erdoğan-Putin görüşmesini önemini nasıl yorumlarsınız acaba? Eğer haysiyetli bir dış politikamız olsaydı, bir umut kapısı olarak görürdüm bu görüşmeyi. Ama ne yazık ki sevgili abim, Tanrı uzun ömürler versin, Ali Silmen'in dün Cumhuriyet'te yazdığı gibi haysiyetli bir politika izlemiyor Türkiye. Yani Türkiye Putin nezdinde de Biden nezdinde olduğu gibi, demin söyledik ya, iç politika, dış politika, politika aslında her şeyiyle güvene dayanır diye. Güven vermedi, kaybetti. Verdiği minik güveni de kaybetti yani. Ve daha toplantı başlamadan Putin'le dün bir şey düştü önümüze. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmenin ardından herhangi bir belgenin imzalanması öngörülmüyor dedi. Yani belge imzalanmayacak. Çünkü neden? Anlaşmaya varılmayacak. Ya da verilecek ya da imzalanacak bir belgenin güvenirliği Ruslar açısından yok. Neden yok? Yani Ruslar güvenilmez bir müttefik de güvenilir müttefik olduklarını Suriye'de gösterdiler. Yani ittifak yaptıklarına karşı çok da ihanet içinde değiller Ruslar. Ama artık Türkiye'ye güvenmiyorlar. Güvenmedikleri gibi Türkiye dış politikasının ve kendilerine yönelik davranışların haysiyetli olduğunu düşündüklerini hiç sanmıyorum. Ve Putin bunları çok iyi anlayan, çok iyi değerlendiren biridir. Her şeyden önce Ali Silmen'in dediği gibi dün Türkiye'nin politikasının niçin artık güven uyandırmadığını anlaması için, haysiyetli olmaya başlamak için nerede haysiyetsizlik yaptım diye düşünmesi ve şuna cevap vermesi lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35 programından hem de parasını ödediğimiz uçaklardan çıkarıldığımız zaman bir şey olarak, misilleme olarak tamamen aslında doğru bir yaklaşımdı. Fakat sonra rezilliği çıktı. Yani S-400'leri aldık. Peki Ali Silmen soruyor. Ben de soruyorum. Abim çok doğru sormuş çünkü. S-400'leri kullanmayacaktın. Neden aldın? Madem aldın, neden çürütüyor? Sen buna haysiyetli politika mı diyorsun? Şimdi S-400'leri alayı valayla aldı. Hatta burada haysiyetli politika peşinde olan pek çok meslektaşım benim alkışladı da bu şeyi, girişimi. Ben de öyle. Yani dengeli bir politika izlemek açısından niçin Amerika'ya tam bağımlı? O bağımlılığa karşıyız her şeyden önce. Ama sonra ne oldu? Amerika hangi tokatı çaktı bilmiyorum. Hangi şantajı ileri sürdü bilmiyoruz. Ama S-400'ler depoda çürüyor. Onun da parasını verdik. Ve buna karşılık S-400'leri aldınız diye depoya koydurmanın dışında S-400'leri aldık diye F-35'leri açtı mı Amerika? Yok. Yapılması gereken o S-400'leri aldıktan sonra gereken yerlere onları yerleştirmekti. Ve ben bunu kullanırım sinyalini verdim. Bunun yerine Amerika pöt dedi, bunlar S-400'leri depoya kaldı. Ama buna karşılık Amerika pöt demekle yetindi ve F-35'leri de tekrar açmadılar.
Türkiye'yi tekrar programa almadılar. Yani Türkiye her iki füzelerin parasını ödedi. Hiçbirisini kullanamıyor. Şimdi Putin niye ciddiye alsın Sayın Erdoğan'ı? Biden niye ciddiye alsın Sayın Erdoğan'ı? Biden biliyor ki öt deyince istediğini yapacak. Hatta Rusya'ya yanaşıyor diye herhangi bir jest yapmak zorunda bile değil. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey vermesine gerek kalmadan şantaj da dediğini yaptırıyor zaten. Şantaj nedir? Amerika'daki davalar biliyorsunuz. Herkes biliyor, bunu tekrarlamam gerekmiyor aslında ama söylüyorum yani. Putin zaten defalarca yazdım. Bir satranç oyuncusu. Yani Putin'in zekasıyla ölçüştük için ben Erdoğan zeki değil demiyorum. Erdoğan çok zeki bir adam. Ama donanımlı değil, ilkeli değil, birikimli değil. Ampirik bir zeka var. Ama o ampirik zeka bile burada işe yaramıyor gördüğü gibi yani. Olmuyor. Dansöz politikasıyla olmuyor. Hem orayı yitiriyorsun. Dolayısıyla ben bu görüşmeden kesinlikle bir anlaşma çıkacağını düşünmüyorum. Tam anlamıyla. Tekrar dostum annesin beni sözüne dönüyorum. Yani bu tamamen bir ham hayal projesi o görüşme. Hiçbir şey çıkmıyor. Haysiyetli dış politika vurgunuz da önemliydi. Benim aklıma Emre Hoca'nın sürekli programlarının sonunda haysiyetinizi kaybetmeyin, sağlığınızı ve haysiyetinizi kaybetmeyin. Profesör Doktor Emre Kongar'ın sözü de geldi. Hem bireyler için hem toplum için hem siyaset için ne kadar önemli olduğunu. Peki bir de Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği işbirliğiyle Türkiye doğu sınırında, İran sınırında mayınları temizlemeye girişti. Bu bize geçmişte de Suriye sınırında mayınların temizlendiğini ve aslında belki de büyük bir planın parçası mıdır sorusunu akıllara getirdi. Ya da bundan sonrasına dair düşündürücü mü sizin için de? Ne önemi var? Neden İran sınırı? Neden birdenbire durduk yerde? Neden olduğunu düşünüyorsunuz bunu? Her şey çok apaçık. Gerçekten dediğiniz gibi çok büyük küresel bir planın parçası bu. Ve bizim hükümetimizin ne yazık ki ne kadar büyük bir şantaj altında Birleşmiş Milletler gibi hep birlikte karar alıp oraya buraya saldıran bir kuruluşun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığı olan bir kuruluşun ne kadar hiçbir dediğini ikiletemediğini gösteriyor. Çünkü yani ben iktidarın bu kadar cahil, bu kadar öngörüsüz olabileceğini düşünmüyorum. Suriye'de neler olduğunu gayet biliyoruz. Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi aynı yöntemde. O mayınlar temizlendikten sonra iç savaş çıkarıldı. Çıkarıldı çünkü o iç savaş. Ve o iç savaşta Türkiye bir taraf oldu. En çok kaybeden ülke de Türkiye oldu. Onun sonucunda 7 milyon, 8 milyon sayısını bilmiyorum. Suriyeli ve başkaları da ekonomik başka göçmenler de karışık. Geçici korumaya dünya aldığımız ama zamanla Türkiye'nin demografisini bozan milyonlarca, 7 milyon sığınmacı geldi o mayınları temizlen sınırlardan. Şimdi insan eğer yani elektrik krizine elinizi sokarsanız elektrik çarpar. Benzin deposuna kibrit atarsanız yanar kibrit, benzin deposu patlar. Bu kadar net sebep sonuç ilişkisini artık biz çok yakın zamanda Suriye'de gördük. İran'dan kimler geçiyordu bu mayın temizleme başlarına kadar? Afganlar. Kim bu Afganları alın dedi. Hayır diyemedi Erdoğan'ın ikili görüşmede Biden'la. Her şeyi kabul ettiği çünkü şantaj var. Çünkü demokrasinin kılıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davalar var. Her taraftan sarılmış vaziyette. Böyle yani bilekleri kelepçeli vaziyetteyiz. Orada hayır diyemediği yüz binlerce Afgan geldi. Daha çok Afgan'ın gelmesi gerekiyor. Daha çok göçmenin gelmesi gerekiyor. Onun için mayınları temizliyorlar. Ve bunu o savaşları çıkartan, o savaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından onay veren Birleşmiş Milletler yönetimi karar veriyor. Yani bu kadar salak olunmaz, bu kadar salak olduklarına inanmak istemiyorum. Dolayısıyla hayır demiyorlar. Niye diyemiyorlar? Çünkü şantaj altındalar. Çünkü elleri ayakları bağlı. Yaptıkları yolsuzluklar dolayısıyla bağlı. Ne kadar korkunç bir durumdayız düşünün. Yani bizim iktidarımız dışarıdan yönetiliyor. Şantajdan
onu yap, bunu yap vesaire diye. Kafa bile tutamıyor. Tuttuğu zaman vuruyorlar, hök diyorlar, oturuyor. Muhalefetimiz iktidara tarafından, sandık altında. Yani nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Bizim gerçekten halk olarak artık bilinçlenmemiz ve hep yeni bir güç oluşturmamız gerekiyor, bir baskı oluşturmamız gerekiyor. Namuslu, haysiyetli ve akıllı insanların yönetmesi için bu ülkeyi bir baskı oluşturmak. Siz de o yüzden 86 yılından beri gazeteciliği ilkeli bir şekilde o yüzden yapıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiğince bu ülkelere sadık olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Mine Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Önümüzdeki çarşamba günü yeni başlıklarla gündemi incelemeye yine devam edeceğiz sizle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. İşinizi çok iyi yapıyorsunuz. Umarım benim kadar uzun soluklu olursunuz. 86, umarım. 2021. Çok iktidar gördük, çok muhalefet gördük, çok bakan, çok lider, çok milletvekili gördük. Hepsi gittiler, biz kaldık. Umarım aynı yolda, aynı başarıda devam edersiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.